Tabii aslında karikatürist olarak tanınıyorum. Çok 16 yaşında başladım. Bütün kariyerimi karikatür üzerine yaptım. Yurt dışında sergilere katıldım. Cartooning for Peace diye bir fondasyon var. Onun çok güzel sergileri vardı. Yabancı mizah dergilerinde işlerim yayınlandı. Burada da Bayanyan diye bir kadın mizah dergisi yapıyoruz ki dünyada ilk defa yapılan bir şey bu. Sadece kadınların çıkarttığı bir mizah dergisi. Ama tabii benim asıl tutkum, yani karikatüre geçmemin nedeni de resimdi. Çocukluğumdan beri hep meslek olarak bana sorulduğunda söylediğim şey ressam olmaktı. Akademideki resim eğitimini alırken o sırada işte karikatüre de başlamış oldum. 2007'de Paris'e gittim. Yıllarca resim yapmadım. Aslında çok başarılı bir öğrenciydim. Adnan Çöker'in sevdiği bir öğrenciydim ben. Karikatürde daha çok zorlanıyordum. Adnan Çöker beni ne kadar çok överse Oğuz Aral da o kadar çok eleştirirdi. Ben bunu takıntı haline getirdim ve mutlaka bu mizah işini kıvıracağım ben diye düşünmeye başladım. Öyle bir inatçılığım vardı. Senden karikatürist olmaz, sen hüznü çok seviyorsun falan derdi. Ben ağlardım bir hafta boyunca. Böyle Paris, uzun yıllar resim yapmadım öğrenciliğimden sonra. Ne zaman Paris'e gittim, orada her şey bana resmi hatırlatıyordu. İlk kaldığım otel mesela Utrillo Otel'di. Tabii bunu ben seçerek gittim. O kadar sevdiğim bir sanatçıydı ki o öğrencilik yıllarımda. Girdiğim bir sokakta işte Picasso'nun atölyesi, ilk atölyesi vardı falan filan. Şehir bana resim yaptırdı tekrar. O günden beri büyük bir mutlulukla yapıyorum, aralıksız. Arada karikatür de yapıyorum ama hep bir karikatür daha çok iş gibi geliyor bana. Ama resim yaparken müthiş bir mutlulukla yapıyorum ve yorulmuyorum. Tuhaf bir duygu. Paris'te yaşarken tabii ülkemden uzak olmak, dolayısıyla ailemden uzak olmaktı, annemden uzak olmaktı. Ve ben hikayeler anlatmaya başlamıştım çalıştığım dergiye. Bant desine yapmaya başlamıştım. Ve hiç düşünmediğim kadar, yani İstanbul'da yaşarken hiç düşünmediğim kadar, o gurbette olmanın şeyiyle de, etkisiyle de herhalde, büyük bir özlemle, hep çocukluğumu anlatmaya başladım. Ailemi, geçmişimi daha çok düşünmeye başladım ve bütün yaptıklarım bunlarla ilgiliydi. O hikayeler de beni resme götürdü tekrar. Aynı anda yaptığım bant desinelerin yanında oturup aile fotoğraflarının da resmini yapmaya başladım. Tuvallere, kağıtlara aktarmaya başladım resim diliyle. O şekilde kendiliğinden çıktı. Yani bir şekilde kendimle yüzleşmekti o. Resimle biraz içime döndüm diyebilirim. Bu sergide evet bütün aklımda kalanları, çocukluğumla ilgili, ailemle ilgili, ailemin geçmişiyle ilgili, bana anlatılanlarla ilgili aklımda kalanların yansıması. Thank you.